Videoya geçmeden önce çok önemli bir duyurum olacak arkadaşlar. Artık Discord sunucumuz sizlerle beraber. Yakında Discord sunucumuzda çok önemli bir ödüllü yarışma yapacağız 100 Robux değerinde. Ve çok güzel sohbet yapıyoruz orada. Hemen açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. İyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber Adopt Me oynuyoruz. Arkadaşlar, oyuna yeni Noel güncellemesi geldi ve size yeni güncelleme hakkında hemen hemen her şeyi göstermeye çalışacağım. Şimdi oyuna geçmeden önce yeni bir para birimi eklenmiş arkadaşlar. Gingerbread para birimi. Ben 2000 kastım. Nasıl kastığımı göstereceğim tabii ki de. Bütün detaylarıyla göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce haritamız tabii ki de değişti. Kar teması falan eklendi. Şimdi burada arkadaşlar kardan adam var. Normalde burada erimiş hali var. Ama ben önceden yaptığım için size kardan adamların lokasyonlarını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar toplamda 5 tane kardan adam var erimiş. İlk lokasyon arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim lokasyonunu. Hemen zaten bu orta yerde. Buna E'ye basarak yapıyorsunuz. Ben yaptığım için tabii ki de. Siz yapıyorsunuz. Sonra da ikinci lokasyonumuz burası arkadaşlar. Bunu da yapıyorsunuz. Üçüncü lokasyonumuz ise arkadaşlar diğerinin tam arkasında. Şuradan dümdüz gittiğimizde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Diğerinin lokasyonu da diğeri hemen burada. Dört lokasyon yeri gösterdim. Son bir tane kaldı. Beşinci lokasyonumuz ise arkadaşlar burası. Arkadaşlar şu beşini yaptığınız zaman 300 Gingerbread veriyor arkadaşlar. Şimdi diğer görevimiz ise hediye paketleri. Arkadaşlar toplam 3 tane hediye paketleri var. Üçünü aldığınız zaman size 800 Gingerbread ve şu şeyden veriyor. Şu eşyadan veriyor. Hemen göstereyim ben size. Şundan veriyor arkadaşlar. Bununla kar topu fırlatabiliyoruz istediğimiz kadar. Şimdi ben hemen lokasyonlarını göstereyim size. İlk lokasyonumuz burası. E'ye basarak ilk lokasyonumuzu tamamlıyoruz. Arkadaşlar ikinci lokasyonumuz ise burası. Buradan alabiliyorsunuz. Diğer lokasyonumuz da hemen şurada zaten. Diğer lokasyonumuz da gördüğünüz üzere burada. Bunların üçünü aldığınız zaman size ödülünüzü veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyun otomatik olarak böyle bir yazı veriyor. Şuna da gidelim. Bu da güncellemeye dahil bir şey. Buradan Gingerbread kasabiliyoruz. Bakın hemen çıkalım şuradan. Bakın burada zaman var. Gördüğünüz üzere burada da skor var. Hemen şunları eriterek gidiyoruz. Böyle ne kadar erittiğimize bağlı skorumuz da artıyor arkadaşlar. Şu da şansa denk geldi. Güzel oldu ya. Bunu da göstermiş olurum. Bu dondurucu yerler var. Buralara değdiğiniz zaman bir hava fışkırtıyor. O havayla da donuyorsunuz. Yani zamanınız gidiyor. O yüzden değmemeye çalışın. 320 skor yaptım bile yani. Ne kadar skor yaptığınıza bağlı Gingerbread de o kadar fazla veriyor. Bunu ara ara oyun otomatik olarak sizi bu göreve yönlendiriyor. Eğer kabul ettiğiniz zaman buraya yönlendiriyor sizi. Yani direkt teleport oluyorsunuz. 570 skor oldu. Aa bak bura çok kötü bir yer. Burada bayağı zaman kaybediyoruz ya. Böyle çok zor yürülüyor arkadaşlar. Şunu da hemen alalım. Böyle böyle puan topluyoruz arkadaşlar. Ah yere düştüm ya. Şu çukurlara değmemeye özen gösterin derim ben size. Tamam. Bayağı puan oldu yani ya. 5 saniye kaldı. 1000 yapabilirsem tamam. 1050 yaptım. Bakalım 1050'de ne kadar verecek. Süre şu anda bitti arkadaşlar. Bizi teleport etmesi gerekmiyor mu? Hala yapıyoruz. Tamam. 79 şey aldık. Gingerbread aldık. Az önce de biz bu görevi yapmıştık. Bakın burada da Frosty Fury'miz var. Buradan çıkabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi de hemen buz pateni yerimize gidiyoruz. Oradan da bir tane görev var. Onun şeyi de değeri de 8 Gingerbread diye biliyorum ben. Şuradan hemen alıyoruz. Burada burası lokasyonumuz. Hemen parkın ora. Şu penguine hemen gidiyoruz. E'ye basıyoruz. Konuşuyoruz. Sonra bakın yarışımıza buradan başlıyoruz. Bu Gingerbread'leri de toplayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle istediğimiz kadar toplayabiliyoruz Gingerbread'leri. Sona doğru bayağı yaklaştım arkadaşlar. Son şurası. Sonu da yeşil olarak şey yapıyoruz. Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar yine penguinle konuşuyoruz. Sizi oyun zaten yönlendiriyor penguinle konuş ödülünü almak için. Size 800 Gingerbread veriyor arkadaşlar. Bu arada topladığımız Gingerbread'leri de şuradan alabiliyoruz. 153 toplamışım. Veriyor 153'ü. Şimdi arkadaşlar oyunun önerdiği 6 tane yeni pet var.
Hemen oraya da gidelim. Şuradaki kaleden gidiyoruz o petleri alabilmek için. Şöyle bir yer gördüğünüz üzere burada yeni oyuncaklar da var. Yeni pet giysileri de var. Yeni oyuncaklar şöyle. Yeni giysiler de şöyle bir taç var, kanat var, bir de küpe var arkadaşlar. Burada Snowman var 2000 Gingerbread. Burada Yeti var 6000'le. Burada Owl var 10.000'le. Bu da burada Musk Ox var 3500'e. Burada da 4000'le şey var. Linux var. Arkadaşlar size bir dipnot geçiyorum. Bunu mesela 2000'le açtığımız zaman açalım. Alıyoruz direkt. Şöyle gördüğünüz üzere hemen aldık. Burada kardan adamımız var. Böyle ayrıca para vermemize gerek yok. O çok güzel bir özellik. Şöyle common bir petimiz. Uncommon'muş pardon. Uncommon bir petimiz. Gayet şirin bir pet. Arkadaşlar Adopt Me ile işimiz bitti. Olabildiğince size bütün yenilikleri göstermeye çalıştım. Şimdi bu yılda Bot Treasure Hunt'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu yılda Bot for Treasure'a geldik. Yeni update'imizde kış teması var. Kuzey ışıkları var. Ağaçlar şöyle olmuş. Çok güzel olmuş. Burada direk eklenmiş. Direkler. Arkadaşlar şimdi bir boss'a gitmemiz lazım. Boss'a gittiğimiz zaman da bu hediye paketlerini alacağız. Bu dördünü almazsanız bir şeyi eksik yapmışsınız demektir. Hemen geçelim boss kısmına. Arkadaşlar boss bölümüne girmek için şimdi görevlere giriyoruz. Buradan Winter Battle var. Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşımıza join oluyoruz. Süre bitince başka server'a atıyor ikimizi de şu anda. Ve boss şeyine gideceğiz. Boss kısmına. Gördüğünüz üzere bizi server'dan attı. Yeni server'a koyuyor. Evet arkadaşlar geldik. Şurada kar topu falan var. Kar topu fırlatabiliyoruz. Hızını da ayarlayabiliyoruz. Otomatikmen kendisi hızlı koşuyor. Buraya mı giriyoruz? Umut. Arkadaşlar ortaya girince boss fight açılıyormuş. Umut öyle söyledi. Tamam. Girdik. Şimdi kimlere saldıracağız Umut? Ha tamam bak şunlara saldırıyormuşuz. Ha tamam. Boss ne zaman geliyor peki? Burada yalnız can yeri falan var. Onları anlayamadım ben. Bakın arkadaşlar şurada Gingerbread var. Ona vuruyoruz. Tamam. Şunları da öldürdük. Bayağı askerler gelmeye başladı. Şu yeşil ne işe yarıyor? Ha, tamam o da sniper'mış. Şunları ben öldürüyorum. Geldik. Aha. Bakın. Şimdi boss geldi. Şu boss'a vuruyoruz. Full zıplıyormuşuz. Umut öyle söyledi. Full zıplamamız lazımmış ve kar topu atmamız lazımmış. Aa, öldüm ben de. Ne oldu peki şimdi? Aa, sen öldün mü şu an? Ha, tamam ölmedinmişsin. Tamam. Tamam, ben öldürüyorum. Tamam, ben vuruyorum. Sen vurmayı kes. Ha tamam şimdi boss'u donduruyormuşuz arkadaşlar. Umut öyle söyledi ve bitiyormuş. Evet bitti. Tamam return tuşuna basıyormuşuz arkadaşlar. Tamam 50 gold aldık ve hediye paketlerimizi almaya başlıyoruz. O hediye paketlerinden peki ne çıkıyor? Ha onları Noel gününde açabiliyormuşuz. Şimdi açamıyormuşuz. Hediyelerimize bakalım. Yalnız bana sadece iki tür hediye verdi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere toplamda 4 tane hediye verdi. Sizin de toplamda size de yani toplamda 4 tane hediye vermesi gerekiyor. Türleri önemli değil. Yani biri mavi, biri kırmızı, biri sarı olması önemli değil. 4 tane olması gerekiyor. Bunları da işte sonra açabiliyoruz Noel gününde. Arkadaşlar şimdi de bunu alacağız. Bu paketi. Umut yine yardım edecek bize. Tamam, hadi gidebiliriz Umut. Tamam, şimdi hazineye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar hazine yerimize geldik. Buradan da bunu alıyoruz ve her şey bitiyor yani. Yeni güncellemeden kalma her şey bitiyor. Bakın gördüğünüz üzere başarım da aldık. Paketimizi de aldık. Umut'a tekrardan çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlar bir şey eklemeyi unuttum. 50 golda bunu da açabiliyoruz. Açalım hemen. Bize 9 tane bu bloktan verdi. 3 tane bu bloktan verdi. Bir de bir tane yıldız verdi. Başka bir şey. Bir de bir tane balon verdi. Aa, bir de kutu verdi. Hediye kutusu verdi. Böyle yani. Burada da içindeki şeyler gözüküyor. Buydu ya. Başka bir şey yok sanırım. Neyse arkadaşlar, ben burada videoyu sonlandırıyorum.
İki oyunda da eventleri göstermeye çalıştım. Update'leri yani. Olabildiği kadar her şeyi göstermeye çalıştım. Umut'a tekrardan çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.